Getir getir. Hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim Sokak Hayvanları Günü. Biz de bu kutlamayı barınağımızda kutlayalım dedik. Barınağımızda bugün ilçemize ait ilk öğretim okullarındaki öğrencileri davet ederek kendileri de hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla kaynaşması, onlarla beraber olmalarını sağladık bugün. Barınağımız 60 sokak hayvanlarından ibarettir, 60 hayvanlar. Biz sokaklarımızda sahipsiz yavru köpekleri, tedavi olması gereken köpekleri alıyoruz. Onları tedavi ediyoruz, kısırlaştırılması gerekenleri ameliyathanemiz var. Ameliyathanede ameliyat yapıyoruz ve tekrar tedavileri yapıldıktan sonra sokağa küpelerini takarak yeniden sokağa salıyoruz. Ve bu artık küpe cips de takıyoruz ve o köpeğe de Orman İşletme Müdürlüğümüz her yerde o köpeğe takip edebiliyor. Karasu Belediyesi olarak bu şekilde hizmet vermekteyiz. Bir veteriner ekibimiz var. 7 tane çalışanımız var. Yani Sakarya'da belki bu kadroyla, böyle büyük bir kadroyla en iyi hizmet veren ilçelerden biriyiz biz. Elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar yardımcı oluyoruz. Hayvanlara sağlıklarıyla ilgileniyoruz. Şikayetlere gidiyoruz. Şikayet edilen hayvanları alıyoruz. Gerekli bakım ve tedavilerini yapıp tekrar sokaklara kazandırıyoruz. Karasu Belediyesi Rehabilitasyon Merkezimiz tüm sokak hayvanlarına, doğal hayattaki yabani hayvanlara hizmet vermektedir. Çevreden gelen ihbarlı olaraktan kazalı, yaralı, hasta hayvanlar için bunlar doğa hayattaki leylekten baykuşuna kadar her türlü hayvan olabilir. Bize gelen ihbarları değerlendirirken belediye ekiplerimiz onlara anında müdahale edip buraya getirmekte. Burada tedavileri yapılıyor. Kısırlaştırılma gerekenler kısırlaştırılıyor. Kuduz aşıları yapılıyor ve bunların yapıldığına dair kulağına kulak küpesi takılıyor ve mikroçip uygulaması uygulanarak takibi sağlanmaktadır. Yani aynı köpek tekrardan başka yerde kısırlaştırılmasın, tekrardan aynı şeylere maruz kalmasın diye böyle bir uygulama yapıyoruz. Biz bu uygulamayı Sayın Metin Bey'in özverileriyle birazcık daha burayı teknik olarak da çok geliştirdik. Ve Erdihan'ın High Confet bölge temsilcisi sürekli yanımızda. High Confet'te ortak bir proje olarak da organize ettik. Erdihan'ın bölge organizatörü ve sürekli burada denetim ve gözetim altındadır. Sistem aslında hayvanseverler dernekleriyle, veteriner hekimle, belediyenin işbirliğiyle güzel bir sistem. Sakarya'nın 16 ilçesi arasında belki de örnek gösterilebilecek bir proje. Buradaki olay, her türlü hayvana anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Keşke eksiklerimiz var mı? Yok değil. Yani mesela kedi problemimiz var belki ama gelen her türlü hasta ya da yaralı kediye müdahale yapılmaktadır. Kesinlikle duyarsız kalınmamaktadır. Doğal hayatta leylek olsun, yaralı baykuş olsun, ceylan olsun, tilki olsun. Bunlar da bulunup getirilebiliyor buraya. Burada tedavisi ilk önce yapılıp daha sonra doğal hayatı korumaya il müdürlüğüne gönderiliyor. Bizim burada özellikle kısırlaştırma operasyonları hızlı devam etmektedir. Çok fazla yavru popülasyonu olduğu için insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yani insanlar sahipleniyor. Tabii ki bu bir canlı sahipleniyorsunuz. Canlı pis yiyecek, acıkacak, ses çıkartacak. Tabii ki bunlar zaman sürecine yayıldığı zaman 3 gün sonra bıkıp terk ediliyor. Yani terk etmek yerine keşke buraya getirseler de burada üremelerini engellemek için, yani telef olmalarını ya da trafik kazasında ölmemeleri için bir şeyler yapabilsek. Burası bir barınak değil aslında. Burası bir tedavi merkezi. Çünkü kanun da bütün hayvanları bir araya toplayıp hapsetmeye izin vermiyor. Buradaki olay hasta ve yaralılar getiriliyor, tedavisi görülüyor. Tedaviden sonra işte postoperatif dediğimiz o tedavi sonrası bir hafta 10 gün bakılıyor. Sağlıkları iyi olduğu zaman beslenebilecektir uygun bölgelere kısmı olarak da bırakılıyor. Ben hayvanları koruma hayvan hakları federasyonu genel koordinatörüyüm. High Confet'te
Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm dünyada şu anda aynı zamanda kutlanıyor. Buraya şimdi okulları çağırdık. Burada farkındalık yaratmak adına, çocukları bilinçlendirmek adına öğretmenler ve veteriner hekimimizle birlikte kendilerini anlatıyoruz. Kutluyoruz fakat tüm dünyada hayvanlara işkence bitmiyor. Bunlar için uğraşıyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve hastaysa, yaralıysa, bak arkadaşım kuyruğu kopmuş olabilir, ayağı kırılmış olabilir, kanıyor olabilir ya da çok ufak ağlıyor olabilir. Hemen belediyeye haber verebilirsiniz, bize haber verebilirsiniz. Evet.